basına ve kamuoyuna. Değerli basın mensupları, kıymetli canlar. Türkiye'de gün geçmiyor ki yeni bir hukuksuzlukla yüz yüze gelmeyelim. Hemen hemen her gün hak mücadelesi yürüten farklı kesimlere yönelik iktidarın baskı, şiddet, gözaltı ve tutuklamaları yaşanmaktadır. Biz Alevi yurttaş ve kurumları da bundan fazlasıyla nasibimizi almaktayız. Bunun son örneklerinden birisi de dün yaşandı. Pirsan Aptal Kültür Derneği Sarıyer Şube Başkanımız Beyhan Gün ve Şube Yöneticisi Şimal Ceniz'in yargılandığı dava sonrası Çağlayan Adliyesi önünde basına bilgi vermek isteyen Pirsan Aptal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erşen Alevi Kurum Temsilcileri Cemevi Başkanları ve aileler önce ablukaya alındı. Sonrasında şiddet kullanılarak ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Basın açıklama ve düşünceyi ifade etmek, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre hem de anayasaya göre tartışılmaz bir haktır. Polis sınırlarını ve yetkisini aşarak bu hakkın kullanımını engellemiş ve kötü muamelenen suç işlemiştir. Bu durum ülkemizin içinde bulunduğu utanç verici durum fazlasıyla açıklamaktadır. Bunun sorumluları hukuk önünde derhal hesap vermelidir. Savcılar ve kamuyla ilgili tümlerini yetkililerin gerekli açıklamaları yapmaya bekliyoruz. İktidarın tüm toplumu zapturap altına aldığı bu dönemde Madıma katliam davasının zaman aşımına uğratılması, katillerin serbest bırakılması, okullarda çedes ve benzeri projelerle eğitimin gittikçe dinselleştirilmesi Kültür Bakanlığı marifetiyle yürütülen asimilasyon ve toplumumuzu parçalama girişimlerinin olmasının boşa olmadığını biliyoruz. Tüm bunlara karşı İzmir'deki layık eğitim, layık yaşam layık ve eşit yurttaşlık mitingi aralıksız devam eden hak mücadelemizin devamında göz gözaltılar korkutmalar istiyorlar. Korkutup geri duracağımızı düşünenler tarihimize bakmalarını sattık veriyoruz. Biz Alevi kurumlarının bu faşist uygulamalara ve gericiliğe karşı en önde durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyenlerdeniz. Zalime boyun eğmeyip Hüseyin'i duruşunu temsilci, temsilcilerdeyiz.